Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım. Neler söyleyecek bize fincanımız hep beraber dinleyelim diyorum. Uyan sizin olsun, uymayan evrenin olsun enerjisiyle. Şöyle bir dinleyin bakalım arkadaşlar neler söyleyecek bize fincanımız. Şöyle hep beraber dinleyelim. Neyse halimiz, o çıksın falımızı dedikten sonra gördüklerimi paylaşacağım sizlerle. Çok güzel bir yolunuz var. Olmayacağını düşünüyorsunuz ama çok da temiz olacak biliyor musunuz? Çok da uzun bir vadesi kalmamış açıkçası. Şöyle baktığımda yani Kasımın sonunda en geç gitmiş olurum dediğiniz bir yol niyetinle aslında var. Bu yol gidilesi de olabilir ama aklınızdan geçirdiğiniz konuyla alakalı. Ee, elde edebilir miyim olabilir mi alabilir miyim yapabilir miyim dediniz bir şey de olabilir. Ee, şimdi baktığım zaman arkadaşlar e, Aslında çok içinizde kurbağa çıkmış böyle bıraklıyor boş konuşan bir, bir ses çıkartan birisi var. Yardımcı olamayacak ama konuşmaktan da geri alamıyor kendini bir dikiş makinesi çıkmış emek tarsınız diyor Bu konuda emeklerinizi ciddi anlamda e, harcıyor çok emek veriyorsunuz diyor. Şimdi iki kişi tatlıravalliğe çıkmış bir şekilde dengeyi sağlamaya mücadele ediyorsunuz. Belki de buradan alacağımız enerji belki de tamamen evet, bu dengeyi sağlayabilecek miyim dediğiniz bir noktaymış gibi çıkmış. E bir haber beklentisindesiniz. Bu hafta gelsin dediğiniz bir haber bu. Şimdi bir A harfinden gelecek olan bir destek var. ile karşılıklı olduğunuz bir süreç olmuş. E sonrasında bu biriyle beraberliğiniz ciddi anlamda etraf tarafından da şey yapmış, konuşulmuş. E bir göz var takip ediliyorsunuz. Zararsız bir iki üç dört kişinin buluştuğu bir toplantı gibi küçük bir konuşma yapılmış. Aşağıda özellikle aileden gelen birilerinin aynı düşünmemesi, fikir çatışması olması, ayrı yerlere bakıyor olmanız gibi bir durum söz konusu. Ne için dua ediyorsunuz, maşallah, ellerinizi ne güzel açmışsınız. Ben şu kişiyle beraber olayım ya da ben bu insanla beraber yoluma devam edeyim. Evet doğru o kişiden gelen destek olur. Ya bu bana dönsün dediğiniz biri var öyle diyeyim size. Bana dönsün şu bana dönüş sağlasın. Evet dönüş sağlayacak. Bunun dışında bir insan birisini kafada net bir şekilde büyütüyor. Öte yandan da eliyle de diğerini sıkıyor. Gırtlağını sıkmak görseli çıkmış ama şöyle diyebilirim. Sanki karşınızda bir de siz siper almışsınız. Karşınızda bir insan var. Şimdi bu insan da şöyle yapıyor arkadaşlar. Ne diyelim ona? Ee, sizin hayatınızda, siz ciddi anlamda biriyle konuşmak istiyorsunuz. Bu da bu hafta olacak. Yani şimdi bugün bu hafta derken yarın mı? Bu perşembe mi? Cuma mı? Nasıl yani? Hafta bitiyor. Hayır. Önümüzdeki hafta bir konuşma yapacaksınız. Bir kişi size diyor ki ben diyor Ali'yi vererek sana yardımcı oldururum. Öte yandan Veli de diyor ki hayır efendim beni alacaktın diyor. Karşınızdaki kişi Veli'nin gırtlağını sıkmış. Yani sen bir sus ben bu insana yardımcı olacağım ve bunu yapacak kişi de Ali diyor siz de zaten Ali istiyorsunuz gibi çıkmış şimdi burada bir imza da atılacak gibi göründüğü için bu hafta atılacak imzanız var bu hafta atılacak bir süreciniz var diyebilirim size ve bu süreçle alakalı da açıkçası anlaşma istediğiniz kişiyle devam eder yani bizzat diyor ki senin hayatında senin hayatında sen ee, bir anlaşma yapacaksın. Köstek olmak isteyene de engel olunacak. Sen için rahat tut diyor. Zaten çok hani beklentinizin de hızlı. Beklen, beklenilenden daha hızlı. Evet bunu bir erkek yapıyor dedi. Doğru. Ee, bunu beklenilenden daha hızlı dönüşler alacağınızı ve de cesaretinizi toplayarak adımlar atacağınız bir süreçten bahsetmiş Kasım sonu yengeç bazı adımlar netleşmiş olacak. Öncelikle onu söyleyeyim. Siz aileden en çok kim seviyorsunuz? Ee, şöyle yanlış bir soru aslında. Şunu demek istiyorum. Senin can kan bağının olduğu bir insana zeval gelmesini istiyorsun. Çünkü o zeval gelmesini istediğin kişi biriyle uğraşıyor. Şöyle. Sen e, evladına tabii ki de zeval gelmesini istiyorsun. Ama evladının kafasında ay, işte biri var yani biriyle savaşıyor. Annene zeval gelmesin babanın mücadelesinde. Hani sen istiyorsun ki ben babamı koruyayım ama iyi ama abin senin... Babanı ciddi anlamda zedeliyor yani hani sen ne kadar tek başına mücadele edersen et birisi kafasında zaten direkt onun zor bir süreç atlatmasını yaşamasını sağlıyor gibi çıkmış. Ay çok güzel bir e... anlaşma yapacaksınız. Aralık ayında. Sizin aralığın onuna kadar sürer? Mahkeme, görsel işte his, ne, hizmet edeceğiniz alan, çalışacağınız, karar vereceğiniz aile bağlarıyla alakalı olur. Neyse niyetiniz aralığın onuna kadar bir konuşma var. Kafa kafaya bir vermişsiniz birisiyle nasıl da güzel maşallah diyorum. Özellikle şurada kafa kafaya birbirinize sarılarak yapacaksınız. Siz iki kişi bir şeyin üstesinden hallet bir şeyin üstesinden geleceksiniz arkadaşlar. Geleceğinizi düşünen akıllı adımlar attığınız için Aralık ayının 10'unda sizden yaşça büyük bir insanla sırt sırta verip bir şey halledeceksiniz. Sonrası bir vakumlanma görüyorum. Bir şey vakumluyorsunuz ama vakumlandığınız yerde yani şöyle e, sanki süpürgeyi çekiyor ya öyle hayal edin. Siz üç tane baş çıkartmışsınız. Ve onlarla alakalı bol nazarı çekeceksiniz Aralık ayında. Çünkü siz bir şeyin, dileğin, adağın, bir şeyin netleştirmenin imzasını atacaksınız orada. Yani diyor ki, biliyor musun? Sen Aralık ayında öyle başarılara imza atacaksın ki, bu atacağın imzalarda insanların bol konuşulmasını sağlayacaksın. Burada da üç kişi olarak çıkmışsınız. Bu üç kişi, siz bu işe... Bir, iki, üçü, üçü için bir şey yapıyorsun sen. Aralık ayın o insanların o üçü için atacağın e, bir mücadele imza adım var yani. Şimdi birincisi birisiyle kesinlikle de kafa kafayasınız ama etrafınızdaki insanlar çok. Biri de siz susun bakayım. Hani öğretmen çocukları susturur ya. Biri de sizdeki kişi bir şey hallederken susun bakayım deyip o insan kalabalığını durduracak. Alacağınız bir haberle beraber... Aralık ayına yaraca vereceğiniz bir haberle beraber insanların enerjilerini net bir şekilde çekmeye başlayacaksınız. Bol konuşmalar var orada. Aa, tapot olmuşsunuz net görüyorum. Nasıl söyleyeceğim biliyor musunuz bunu da şimdi? Siz mükellef bir sofrada yemeğinizi yiyeceksiniz. Yanlış bir örnek olabilir ama demek istediğin çabayla bağlantılı çünkü bu. Çabaladıktan sonra elde edeceğiniz çok güzel bir durum var. Şuradaki gözü görüyorsunuzdur herhalde. Bariz derecede böyle göz çıkmış insan. Yok siz takip edileceksiniz o kesin. Hatta yaptıklarınızda insanlardan enerji çekeceksiniz. Böyle negatif ama hani dedikodu mu işler mi işler vay bunu böyle yapmış. Biliyor musun bunu şöyle halletmiş diyeceğiniz şeyler var burada. Şöyle söyleyeyim size. bir 2 üç kişi de hatta dört kişiler siz sofradan kalkacaksınız onlar da kalanlarla yetinecek mecburlar yani siz orada bir iş yerinde düzen kurarsınız onlar aslında bu düzeni böyle bu şekilde istemiyorlardır ama mecburlar kalanını alacaklar yani yanlış örnekten kastım bu siz mükellef bir sofrada karın doyuracaksınız çabalarınızın karşılığını alacaksınız ee, onlar ise sizin kurduğunuz bir sistemde Sizinden, sizin sayenizde ama hani böyle e, çoğunu da siz alırsınız yani öyle diyeyim. Araba var bir insanın kafasında. Ocak ayının sonuna doğru bir yere gitmek niyetindesiniz. Araba almak niyetindesiniz. Ocak sonu olur. Ya şimdi diyeceksiniz ki araba, araban var. O zaman arabayla alakalı bir şey mi var acaba? Ee, hani kafanızda araba var. Arabanın bir şeyini değiştireyim. Arabayla alakalı bir şey halledeyim diyor ki sen aralıkta çok yoracaksın kendini biraz dinlenmeye vermelisin diyor. E, takip edileceksin zaten diyor. E, i̇nsanları Allah'tan birisinin yardımıyla birisi susturacak çünkü onları. Ama öte yandan siz iki kişi olarak yol alacaksınız. Yolunuz açık arkadaşlar. Ocak sonu en geç bir arabayla ilgili ya bir parça değişimi ya bir durum olabilir. Araba almak isteyenler ocak sonu ancak alabilir diye biliyorum. Şimdi gördüğünüz üzere iki tane haber beklentiniz var. E, çok da temiz olduğunu gördüm. Umarım tez vakitte de gerçekleşsin tüm dilekleriniz. Şimdi özellikle Ocak sonunda arabayla ne olur? Bir yere akrabalık ilişkileri, yüreğinizin ortası, hanenizin içi dediğim kısımda ciddi bir nazar alacağınız alan var ve karışıklık sağlayacak olan kişiler olarak vermiş falanız. Şu arası, bu da felak nasıl inşirah lazım. Yani size ben şöyle söyleyeyim. Siz ocaktan sonra bol konuşulursunuz arkadaşlar. İnsanlar işe gücü olmaz ve sen çok ciddi anlamda dedikoduya maruz kalırsın. Tertemiz bir haberin ve güneşin var aslında. Hani genel itibariyle genel hatlarıyla Şubat ayı itibariyle boş konuşmalar olur çevrende. Şöyle boş konuşmalar. Onu almış mı bunu yapmış mı bak gördün mü Şu şöyle miymişmişmiş. Hiçbir faydası yok o insanların konuşmalarının. Sen onları boş boşuna kafana takma. E, dededen toruna aktarılan bir miras konusuyla alakalı. Senin bazı şeyleri halletmen sonrasında arkandan konuşacak insanlar var. Zararları dokunamayacak ama konuşmalarını duyar kahkahalar atarsın. Şimdi hane içerisinde ben bir çatı görüyorum. Çatının içerisinde de bir çocuk e, çıkmış. E, üç kişi olalım. Hadi çocuğumuz olsun. Belki de bir çocuk dünyaya gelecek. Belki de siz zaten çocuğunuzmuş gibi. Büyütmeye çalıştığınız bir hedefiniz var bilmiyorum ama bu çatının altında tertemiz olduğunu gördüğüm için çok gönül rahatlığıyla size şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Sizin hayatınızda gerçek manada yeni oluşumlar var. Siz hayatınızı, düzeninizi etrafınızdaki insanlarla çok net bir şekilde yeni bir döngünüzü başlatacaksınız. Etrafınızdaki dediğim de size bağlı olan ikinci kişi dediğim. Ama eşle de açtınız ama babadan destekle de açtınız. Belki de abla kardeş, abi kardeş açtınız bilemem. Ee, ama sizin açmış olduğunuz bu yol e, ek, akraba diyelim hani böyle çok yakınınızı diyelim hani orada. Onların konuşmaları sizin umursamayacağınız şekilde ilerler. Kariyer eviyle ilgili baca tutuyor, kısmet yerinde, rızkın yerinde diyor. Ee, sen şurayı takmayacaksın. Takmayacaksın. Başka oluru yok dedi yani resmen. Şöyle söylemek isterim. E harfindeki bir insandan gelen bir haberle ee, siz ciddi anlamda acaba ne yapsam diyecekseniz bile Aldığınız, kararla seçtiğiniz seçeneklerinizi müthiş açmış olacaksınız. Şimdi aşk hayatını çok net, stabil vermiş, var olan ilişkin olduğu gibi devam ediyor demek aslında bu. Ee, hani ben size şunu söyleyebilirim. İlişkiniz, bence sizi destekler. Hayatınızda hayat arkadaşınız. Doğru. La devam edeceksiniz. Doğru. Hani böyle devam ediyoruz diyorsunuz yani. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet aynen de o şekilde devam edeceksiniz arkadaşlar. Dileğiniz Şubat sonu, ikinci bir dilek ama bu. Konunuzu özellikle Aralık Ocak açmış olacaksınız. Dileğiniz var bir tane. Şubat sonu gerçekleşir. Şimdi iş hayatınızla alakalı. Bazı memnun olmadığı şeyler var evet. Ama sen bu sistemi düzelteceksin. Bir arada kalacağın döngü var ama sonrasında müthiş e, açılmış olacaksın. Var olan döngün devam edecek. Yüreğindeki mışlar mışlar var. Özellikle akrabalar, kadın vır ıı, vırvırı. Kadın dırdırı ya da bunun adı. E, kadınların söylemlerini çok umursamayacaksın diyor. Aşk hayatınızla alakalı da. Bak azize kartı koruyuculuk etkisi verir. İlahi koruma gücü verir. Yani senin hayatında aman olmadı dediğin her neyin varsa bilesin ki aslında o senin için olmaması gerekiyormuş. Olması gereken zaman gelecekmiş. Sen ne zaman ki... Aklınla mantığını dengeleyeceksin bu evlilikte, ilişkide, kadın erkek beklentilerinde. Sen onu dengelediğin takdirde işte diyor ki hayatında ciddi manada bir şey olacak. Kurtuluş, denge. Siz dengeli bir ilişkide olursunuz. Var olan ilişkiniz varsa. Senin hayatında birisi yoksa bile olması gereken zamanda Gelecek olmaması hayırlı. Yani sen önce şu işlerini halletmelisin ondan sonra evliliğe düşünmelisin gibi düşünebilirsin. Gelecek olanlar hayırlı değiller diye gelmiyor diye düşünebilirsin. Ama olması gereken gibi olacak. Şubat sonunda çok güzel bir dileğiniz gerçekleşecek diyor bu açılım bana. Ben de sadece gördüğümü aktardım sizlere. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, hakkınızda hayırlı olan sizin olsun isterim. Ve de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Benden tabii ki de işte hani sonundaki sohbetlerimizde de çok güzel çıkarımlar dersler alan arkadaşlarım var özel bakımlarımda ya da özellikle mesajlarla zaten bunu belirtiyorsunuz söylüyorsunuz İnanılmaz mutlu oluyorum çok teşekkür ederim herkes için hayırlı ve güzel olan olsun isterim ve de tabii ki de arkadaşlar bugünkü sıkıntınıza Burada böyle 10 dakikayla derman olunmaz ama sizin ayakta kalmanızı destekleyebiliyor olduğundan eminim şu söylemlerimin. Yani öyle o minvalde dönüşler aldığım için buna devam ediyorum. Yoksa haddime değil hepimizin sınavları bambaşka. Şunu söylemek isterim. E, ne iyiyse derdiniz kim mi sağlıyorsa bu derdi. İlahi adalet arkadaşlar evrende merak etmeyin sistem öyle bir dönüyor işliyor ki. Devran dönecek gerçekten sana bugün bunu yaşatan kimlerinse artık. Kimlerdense o acıların. ilahi adalet tecelli edecek. Er geç. Sen neyi yaşattıysan yaşamadan göçmeyeceksin. O yüzden devran size doğru döndüğünde evet işte başlıyorum diyeceksinizdir. Ya sabır. Bugün belki de hiçbir çıkış kapısı açamayacaksınız. Ya sabır. Belki de olmaması gerektiği için olmuyordur. Ama şer sanırız da hayır gelir. Bunu bizi yarın gösterir. O yüzden umudunuzu yitirmeyin arkadaşlar. Son olarak da şunu iletmek istiyorum sizlere. Hani sağlığımızla sınandığımız zaman diğer sıkıntılarımızın ne kadar anlamsız olduğunu düşünüyor insanoğlu. Sağlığınız bugün yerindeyse geçtiğimiz sıkıntıları siz atlattınız. Sizin üstesinden geldiniz. Bugün ne yaşıyorsanız bunun da üstesinden geleceksiniz. Bunu unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılıma kadar arkadaşlar. Başta sağlıkla kalın diyorum. Hepiniz hoşça kalın.